balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, 23-29 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili balıklar, geçtiğimiz hafta sonu 22 Mayıs'ta yay burcunda güçlü bir dolunay meydana gelmişti. Bu dolunay etkileri bu haftanın ilk günlerinde de devam edecek. Gerek kariyer konularında, gerek ebeveynler, aileyle ilgili konularda bazı ani streslerle karşılaşmış olabilirsiniz veya bu mücadeleler bu haftada devam edebilir. Önemli bir olay yaşanmasa da kendinizi biraz daha gergin ve stresli hissetmeniz mümkün. 24'ünden sonra ise Ay Oğlak Burcu'na geçiyor. Perşembe akşamına kadar Ay Oğlak Burcu'nda ilerlerken biraz daha arkadaşlardan destek alabileceğinizi işaret ediyor. Daha sosyal olmaya çalışın. Eğlenceli konulara biraz daha zaman ayırın. Arkadaşlarınıza zaman ayırmaya çalışın. Ve Cuma, Cumartesi günü Ay Kova Burcu'nda ilerliyor olacak. Bugünlerde duygusal olarak daha içe dönük olmanız mümkün. Aslında hafta sonu için kısa bir tatil de yapabilirsiniz, bir gezi yapabilirsiniz veya kendinizle ilgilenebilir, biraz kafanızı dinleyebilirsiniz sevgili balıklar. Evet, bu hafta gezegenlerimizin burç değişimleri var. 24 Mayıs'ta Venüs Boğa Burcu'ndan ayrılıp İkizler Burcu'na geçiyor. 17 Haziran'a kadar Venüs İkizler Burcu'nda olacak. Evinizle ilgilenmek için iyi bir dönem. Biraz evinizi güzelleştirin. Konforla ilgili birazcık düzenlemeler yapın. Belki yeni bir dekorasyon veya evinizi boyamak. Yani bu konular gündemde, çünkü Venüs güzellikle, estetikle, bakımla ilgili olduğu için ev alanınızı bu dönemde güzelleştirmek isteyebilir. Tabii ki aile içi ilişkileri de burada, özellikle aileyle yapılacak sosyal etkinlikleri de arttırabilir. Ve ayın 27'sinde ilişkilerden sonra enerji gezegenimiz Mars bir süredir retro harekette olduğu yay burcundan artık ayrılıp akrep burcuna geçecek. 30 Haziran'a kadar Mars akrep burcunda kalıyor. Bu dönemde özellikle sizin için 9. evinizdeki bir Mars her türlü hukuksal işe biraz dikkat etmenizi gerektirecek. Eğitimle ilgili konularda, özellikle akademik konularda da bazı burada streslerle karşılaşabilirsiniz. Seyahat, özellikle yurt dışı bağlantı, uluslararası her türlü seyahatte ve bu seyahatlerle bağlantılı gümrük, vize gibi, vize ve pasaport gibi işlerde dikkatli olun. Trafikte, ulaşımda da tabii ki Mars retrosuna daha fazla dikkat etmeniz gerekecek. Burada bazı tabii ki sürprizler de getirebilir Mars. Özellikle uzun süredir görmediğiniz eski bir üniversite arkadaşınız, uzun süredir görmediğiniz uzaklarda yaşayan bir akrabanız, bir tanıdığınız da bu retro döneminde karşınıza çıkabilir veya onunla bağlantıya da geçebilirsiniz sevgili balıklar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.